kulturentultura.com gururla sunar. Kolay kanan bir insanım. Herkesi kendim gibi zannediyorum. Yani birçok kötülük kurmaktansa, insanların arkasına iş çevirmektense böyle olmayı tercih ederim. Ben böyle olayım da kandırılan bir insan olayım. Ama benim arkamdan kötü demesinler, şöyle böyle demesinler. Ben ona razıyım. Ama burada bir haftada, iki haftada Berna ile yakınlaştım. Pascal'la yakınlaştım dolayısıyla. Çünkü Berna ile Pascal çok yakın. Ve paylaştığımız şeyler var. Ve konuştuğumuz şeyler var. Bunların üzerine konseyde hiçbiri olmayınca, konseyden sonraki tavırlar değişince ben ne kadar kolay kandırıldığımı, ne kadar kolay sinirlendiğimi ya da ne kadar kolay inandığımı gördüm. Ve benim üzerime oynandığını gördüm. Ve bu beni çok sinirlendirdi ve hırslandırdı. Ben sana hiçbir zaman ya Hakan ya ben dedim mi? Çünkü ya ben böyle bir şey zaten denmez. Ama o da diyemez o zaman. Hayır, o zaten sinirle dedi. Ama ben tamam. Yine de seçimimi yaptım. Çünkü ben sana çok güvendim. Ama sonra o beni ortada bırakmadı. Ama sen ne? Kendin için, gururun için. Ama gururun bunu zaten, için değil. Bunu zaten çevirebilirdin her türlü. Anladın mı? Bunu diyorum. Bu çok zoraki bir şey değildi. Bana ama zor geldi. Ne zor geldi? Ben Hakan seni yazacaktım ama aslında arkadaşım için... Yani ya anladın mı? Bunu yapmak zorunda değilsin. Bu da sensin. Sana saygı duyuyorum. Ama ben sana sadece güvenim kırıldı. Anladın mı? Hakan varken Almeyda'yı yazamadım. Çünkü ben Hakan'la büyük bir tartışma yaşadım. Beni çok üzdü. Ve ben onu yazmak istedim. Ve ben hiçbir zaman bir grupla hareket etmek istemiyorum. Çünkü grupla hareket edince sonra o grup bir yerde atıyorum bozuluyor, tartışıyor ve beni buluyor. Hep böyle oldu. O yüzden ben kendi yolumda gidiyorum. Pascal'a dahil sen kimi yazıyorsun o zaman ben de onu yazacağım demiyorum. Çünkü beni burada Pascal da kurtaramaz. Ben de Pascal'ı kurtaramam. O yüzden Merve Oflas onu kurtarmasını beklemesi beni çok üzüyor. Keşke kurtarabilsem. Ama benim elimde değil bu Survivor. O yüzden lütfen bir daha gideceğim, bir daha konuşacağım. Ama umarım kendine gelir ve gerçekten... Bir şey yok diyor ya, gerçekten bir şey artık olmaz. Ben sana saygı duyuyorum. Neden yapmadı falan. Ben böyle bir insan değilim. Sana kalkıp sana ama ben bunu yapmadım. O yüzden oturamıyorsam güzel bir yerde bundan sohbet sonra edemiyorsam. Bundan sonra oturamayacaksın. Çünkü ben sana güvenmiyorum artık. İşte bak. Anladın sen, mı? İşte ben baktın. Seni yazmadım. Ama dört benim kişi seni yazdı. Ben değil. Dört kişi. Ben seni aday yapmışım gibi davranıyorsun. Pascal bir kere beni konuşmuyorum kuzum ya. Hayır. Dört kişiden konuşuyorum. O üç kişi zaten beni yazacak. Tabii ki beni yazacak. Bizi tabii ki onları yazacağız. Onlar bir duruş var. Bir duruş var. Beni sevmiyorlar. Berna. Bu tip durumlarda hemen böyle süt dökmüş kedi gibi oluyor. Anında böyle çok cana yakın, böyle paylaşımcı, çok güzel bir insan oluveriyor. Ben o haline bayılıyorum Berna Hanım. Keşke hep öyle kalsın. Ama biraz güçlendiği zaman o halden eser yok. Ama benim de duruşum var. Ben de Hakan'ı sevmiyorum. Anladın mı? Senin duruşuna ben saygı duyuyorum. Sadece bunu yapabilirdin, yapamazdın. Evet diyorum. Doğru diyorsun. Hakan'ın da duruşu vardı. O da seni sevmiyor ama benim için yapmadı bunu. Sen de bunu yapabilirdin. Ama sizin... Demek ki bu kadar önemsemiyorsun. Berna'nın bu kadar kesin kesin konuşup bu kadar çabuk vazgeçmesi kendi normal hayatında da böyle bir insan olduğunu hatırlatıyor bana. Çünkü burada yaşayan herkes tamam açlıkla, sinirle hareket edebilir. Bunun arkasına sığınabilir çıkınca. Ben açken böyle böyle yapmıştım. Ben sinirliyken böyle böyle yapmıştım diyebilir. Ama yine de o senin gerçek karakterindir. Burada yalandan bir karakter oluşturmuyoruz biz. Herkes burada kendi karakterine göre hareket ediyor. Sinirlense de öyle, kızsa da öyle, üzülse de öyle. Tamam o yapmak tamam. Zorunda değil. Hayır o da yapmayabilirdi. Zorunda o da derken, kendini tabii düşünebilirdi. Tabii ki sen rica edersen tabii ki ben rica etmedim Hakan'a. Hakan kendi yazdı. Ben rica etmedim tamam, Hakan'a. Tamam, tamam, tamam. Bak Hakan'a ben rica etmedim. Tamam. Ben Hakan'ın seni yazacağını düşünüyordum. Ta ki oraya gidene kadar. Ben şok oldum. Ben Hakan'ı hiçbir türlü kavgalıyız Hakan'ı. Ben tamam, konseye gireyim konseye önce yüzüne bakmadım yani. Şimdi öyle yapma. Anladın mı? We'll be right back.
tryna fall and do can't get me. Remix, I got make the end for you. Yo, ay, yo, boom, yo, ay, yo, dirty, so what's up? Survivor All Star benim için kendimden beklediğimden daha zorlu geçiyor aslında. Ama beni zorluyor olması hoşuma gidiyor. İnsanlara beklemediğini vermek hoşuma gidiyor. Ne olursa olsun başarılı olduğumu görmek hoşuma gidiyor. Ve yükselen bir profil çizdiğimi görmek hoşuma gidiyor. Başarabileceğimi biliyorum ama burası geçen seferkinden çok daha zor. Yani en azından bizim adada biraz huzurumuz vardı yani. Şu an adada da bu ayrım olayı, işte kavgalar, tartışmalar, herhangi her şey... Evet, biraz güçsüz düşürdü beni ama şu an iyiyim yani. Daha da iyi olacağım inşallah. So what's life supposed to be about, baby? Get free of your mind, but stop acting crazy. Zaten 5 kişilik bir grup var orada. Pardon, 3 artı 2'lik bir grup. Turabi, Taner, Hilmi Cem bir grup olmuş. Yanında yan korkak iki karakter olan Bozok ve Nadia da onların yanına change yapmış vaziyetteler şu anda. Ben Jill olmayacağım. Biz Jill olacaksın yani. Aman be. Hani ben diye düşündüğün an yandın demektir. Ben her şeyi yaparım dediğin an bittiğin andır. Duvarların açık olacak. Biri sana bir hatanı söylediği zaman evet, aslında şurada şunu yapsam daha iyi olurdu demen lazım. Bu senin zaten karakterini gösterir. İşte onu diyen adam cahil adamdır, bilgiye açtır. Ama bir de kör cahil vardır işte baba. Ona o ne kör söylesen? Cahile hiçbir yok, şey yapamazsın. Ben kör cahilden korkarım, kör cahilden çekinirim baba. Kör cahille ne konuşurum ne ederim. Ben cahil insan severim çünkü ben cahilim baba, bilgiye açım. Bana her şeyi öğretirim, ben öğretin, ben dinlerim sizi. Herhalde ya. Hatırlıyor musun? 2-3 defa ödül kazandık, bir tane kaybettik. Nasıl böyle şeye bağladık, ruh gibiydik. Çünkü vücuda alıştırdık. Ödüle, şekere, ona buna. Şimdi bizim kazanacağımız bir ödül bizi nasıl ateşleyecek biliyor musun? Direkt kendimize geleceğiz. Karşı takımın işi zor. Bizim için de güzel bir oyun ve ödül bizi bekliyor diye düşünüyorum inşallah. Ve senin işin zor. Senden başka kim birinci olacak? Yoksa yine sen, inşallah yine sen olursun mu? İnşallah ya. Ya yine olursam çok iyi olur biliyor musun aslında? Tek isim söylenecek çünkü o zaman. Değil mi? Evet. Ama sen ve başkası birinci olursa? İki isim. Yani hem ben hem diğeri söyleyecek. Bugün sabah konuştuk işte ben yani. Ben mi? Ben sana artık güvenmiyorum dedim. Her şeyi söyledim. Olanı biteni söyledim. Her şey yüzüne. Ne diyor? İçim rahatladı çünkü yüzüne söyleyince. Ne onun ismini yazmışım, ne onun gitmesini istiyorum, ne de ona kötü davrandım. Sordum ona neden böyle davranıyorsun diye. O da şey dedi, sana artık güvenmiyorum dedi. Şaşırdım çünkü ben ona güvenini kıracak bir şey yapmadım aslında. Ya vallahi Merve'nin gerçekten böyle tepki göstermesi çok ilginç geldi bana ya. Hele bir de kendisi sürekli söyleyip duran. Tabii ki burası Survivor. Herkes istediğini yazabilir. Kimseye darılmam, gücenmem falan filan. Ama ismi yazıldıktan sonra herkese bir tepkisini göstermesi. Bir de kaldı ki sen onun adını yazmamışken senden kendini geri çekmesi, uzakta durması çok saçma. Asla kötü bir insan değil ama o kadar dengesiz ki. Ve bu dengesizliği bizi o kadar etkiliyor ki farkında olmadan. Kötü ve değil. Ve hep haklı olduğunu düşünüyor. Kötü. Hep bir bastırıyor böyle. Kötü değil. Hep haklı olduğunu düşünüyor biliyorsun değil mi? Buraya geldiğimizde buradaki Hakan hariç insanların hiçbirini tanımıyorum. Sonuç olarak burada tanıyorum. Ve her gün farklı bir huylarını görüyorum. O yüzden bir insanla ilgili net bir fikre sahip oluyorum. Ama sonra o insanın farklı bir yönünü gördüğüm zaman, yani yanıldığımı gördüğüm zaman çok üzülüyorum ve çok kırılıyorum. Berna'da böyle oldu, Pascal'da da böyle oldu ama ben daha çok Berna'ya üzüldüm. Berna'ya değer veriyordum, önemsiyordum. Üzüldüm açıkçası çünkü sohbetimiz güzel gidiyordu. Serenay da soğuk davranmaya başladı. Onlar için arkadaşlık buysa eğer, yani Merve Oflas bana soğuk davranıyor da Serenay da soğuk davranıyorsa eğer, o zaman görüşlerimiz farklı.
Çünkü o Hakan'ı severken ben sevmezken ona hiçbir zaman gidip Hakan'ı sevme, ben sevmiyorum demezdim, demedim de. Bana dedim gelip senin arkandayız, senin gitmemen için her şeyi yazacağız, yapacağız deyip deyip. Anıl'ı yazacağız, işte sağlam insan dururken işte sakat insanı yazmam olmaz deyip deyip dedim. Sonra yok Anıl'ı yazamam, yok benim bir duruşum var, yok kendim bilmem ne. Dedim sen dedim arkadaşını riske ediyorsan ben sana bundan sonra gelmem. Diyor ki bana burası Survivor diyor. Ben dedim. Şimdi Berna mı dedi? Berna evet dedim Survivor burası. Ben o zaman bu kadar Survivor ciddiye almasaydın dedim yani. Ya bir şekilde şey yapmak istiyorum ya. Hani şu Berna'yı hep beraber bir aradan çıkaralım. Yani Berna iki grubun grupla da arasında iyi tutmaya çalışıyor. Evet bir o gruba mavi boncuk bir bizim gruba mavi boncuk dağıtıyor. O kadar şeyler görüyoruz, ediyoruz ya, ben birisine tavrım varsa tavrımı kesinlikle koyarım. Ama Berna'da hiçbir zaman hiç öyle bir şey görmüyorum ben. Haftaya, diyelim bu hafta gitmedi o kız, inşallah gider. Haftaya ya da öteki hafta dokunulmazlığı kaybedelim. Ne yapacağım, edeceğim? O Merve Aydın'ın kanına gireceğim, güvenmesem de. Tamam mı? Berna'yı yazdıracağım. Heh, Berna'yı yazdıracağım ama ne zaman yazdıracağım biliyor musun? O bilecek ki onu yazacağız. O zaman Berna yazmak zorunda kalacak. Ben gidersem evet bunu yapabilirsiniz ama ben gitmezsem Merve Aydın beni yazmaktan asla vazgeçmez. Sen gidersen biz Berna'nın üzerine hiçbir etki yapamayız. Ya o ben varken Berna'yı yazar mı ya Allah aşkına? Takıklar bana Hakan. Üç konsey geçirdim. Üçünde de ben vardım. Peki sana takık olmasının nedeni ne sence? Bence benim şampiyon olmam. Merve bence serüvende çok zaten geldi gelebileceği yere kadar çok fazla geldi. Ahmet Dursun da destek verdi ona buraya gelmesinde. Yoksa Ahmet Dursun'un gittiği hafta bence Merve gidecekti. Do I think iki hafta daha şansına burada kaldı. Bu hafta inşallah gider de biz de oyun kazanmaya başlarız diyorum. Bugün Morod ödülü var. Geçen ödülü kaybettik ve ben inanılmaz sinirlendim kendime. Kendimi bayağı bir hırpaladım, paraladım. Niçin yaptığımı da bilmiyorum bunu ama açlık gerçekten çok kötü bir şey ve bazen insana istemediği şeyleri yaptırabiliyor. Beni çok üzdü açıkçası. Ve bugün de bu ödülü kazanmayı çok istiyorum. Bunun için oyun ne olursa olsun elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ve bugün işi şansa bırakmak istemiyorum. Gerçekten bu güzel günde bugün şans benden yana olsun istiyorum. Oyunu kazanmayı çok istiyorum. Yemeği istiyorum. Açın. Herkes başta var ya kızlar 8-9 puan alıyor be 10 olunca. Hakikaten ha. 6-7 puan alıyorduk. En az yani 6-7 kara garantiydi. Takımın durumu iyi. Çünkü dokunulmazlığı kaybettiğimiz için, bir tane de büyük ödül kaybettiğimiz için şu an biraz düşüşteyiz, aşağıdayız ama oradan çıkmak bizim için her zaman rahat oluyor. Mor Oda'yı daha evet gönüllüler görmediler. Göstermek de istemiyoruz elimizden geldiği kadar. Türkiye'den gelen o güzel lezzetleri sadece ünlüler yesin istiyoruz bizim takımımız. Ben Merve'yi hatırlıyorum. Bizim zamanımızda kötü başladı ama son 6 hafta aldı Survivor'ı götürdü. Son 6 hafta evet benim. Gerçekten. Yani Merve'yi son 6 haftaya kadar eledik arkadaşlar. Yoksa yine alabilir oyunları vallahi haberiniz olsun. O yüzden ben bu hafta seni söyleyebilirim Merve. Çamur oyundaki şeyimi iyiydi ya. İyiydi. Ve şimdi artık daha iyi. Ve soyunu da seviyorum eğer soyunu olursa. İnşallah. Golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, you. Ooh, I'd leave it all. Ooh, for you. Ooh, you. Ooh, I'd leave it all. Yani benim amacım gönüllere göstermemek değil ama o lezzeti sürekli devam ettirmek. Bir önceki ödüllü gönüllüler kazandı. Bizim yemek ihtiyacımız var. Çünkü şöyle bir durum var. Yaralarımız 4 günde geçecek yaralar 8-10 günde geçiyor. O da besinsizlikten kaynaklanıyor. Ne kadar çok beslenirsen o yaralar çabuk geçer. Bacaklarım da ondan toparlamıyor bir nevi. Hem dinlenmiyorum hem besinsiziz. O yüzden o ödüllü kazanmak için yine elimizden geleni yapacağız.
Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Allah Allah. Evet, İnşallah. Gerçekten iyi hissediyorum yani. Güzel bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Yani oyunlar zaten birbirinden zevkli ve heyecanlı geçiyor biliyorsunuz. Ama bugünkü oyunda sanki başka bir enerji olacak, güzel olacak gibi hissediyorum. Ödülden dolayı. Bence ödülden dolayı çünkü güzel bir ödül var. Açsınız, susuzsunuz. Susuzsunuz diyemeyeceğim, su veriyoruz. Açsınız. Şimdi önce takımların durumu. Hakan, takımın durumu nasıl? Takımın durumu iyi, hazır geldik. Yani bir inişteydik ama indiğimiz gibi çıkmasını da bileceğiz. Çok açız. Bu açlığımızı bugün şu sepetin altındaki artık ne varsa onunla gidereceğiz diye düşünüyorum. Peki, sizdeki son durumu öğrenelim. Taner, takımın durumu ne? Takımın durumu iyi. Ödülleri kazandık. Son ödül mükemmeldi. Tekrar oyun kazanıp bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Zaten kazandıkça sorun olmuyor. Sonunda kaybedince oluyor yani. Evet, haftada 7 gün var. 3 tane yiyecekli ödül oyunu oluyor. Bunun ikisini kaybettiğinizde haftada bir kere yiyebiliyorsunuz ki üçünü kaybederseniz belki de 10-12 gün dışarıdan hiçbirisini almadan adada yaşayacaksınız. O yüzden ödül oyunları çok çok önemli. Evet. Şimdi iki kademeli bir ödül. Evet, bu girişi sonra da gelişmesini anlatacağım. Bunu aperatif gibi düşünün. Yükseldi mi? Beklenti yükseldi mi? Evet. Efendim? Bu açacağınız aperatif. Aperatif. Şöyle bir açılış yani. İlk bölümünü, açılış kısmını. Açsam mı? Efendim? İyi olur. Hiç bu sefer sizi zorlamadan bir an önce bu kısmı açmak istiyorum. İkinci kısım, bunun devamı çok güzel. Açıyorum. 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 Açtım. Menemen, yanında da iki dilim ekmek. Bu açılış kısmı. Devamını. Allah'ım bir de. Thank you. Ailelerinizden size gelen mektuplar. Bu güzel sürpriz size Türkiye'nin en bonkör kartı Yapı Kredi World Card'dan geliyor. Sizi yine bu haftada Türkiye ile ilgili bu sefer çok özel dakikalarla buluşturacak. Hem menemen yiyeceksiniz hem de sevdiklerinizden mektuplar okuyacaksınız. Mor kapıdan geçerek Yapı Kredi'nin bu sene sizler için özel olarak hazırladığı bonkörlük odasına gireceksiniz. Ve o odada Survivor'da en hasret olduğunuz şeye kavuşacaksınız. O da ülkemizde biliyorsunuz iletişime çok hasretsiniz. Bunu da çok güzel bir şekilde yaşayacaksınız. Evet, Yapı Kredi'den gerçekten çok güzel bir jest. Evet, içlerinde sevdiklerinizin size yazdıkları mektuplar var. Hepsinden topladık. Haftalarca sizi seyrettiler ve duygularını kağıda döktüler. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini, sizi seyrederken hangi duygular içinde olduklarını öğrenebileceksiniz. Bu gerçekten çok güzel bir ödül. Benim Survivor'da yarışmacıların en mutlu olduğu ödüllerden biri olarak gördüğüm bir ödül. Çünkü ilk iletişiminiz olacak. İlk defa onlardan haber alacaksınız. Acaba ne yapıyorlar? Bunu öğreneceksiniz. Hakan. Yani diyecek bir şey yok. Ailemiz, canımız, her şeyimiz. Çok özledik hepsini. Karımı, eşimi. Yani yemek şu an o kadar ikinci planda kaldı ki.
her şey, çünkü hasret en önemli şey burada. Ya almamız lazım bu ödülü. Serenay. Ya umarım bu ödülü kazanırız, çünkü gerçekten çok çok ama çok önemli. Herkes burada ailesini çok merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Annemin nasıl olduğunu çok merak ediyorum mesela. Bunları kazanmaktan başka hiçbir şey istemiyorum şu anda. Evet, Nadia. You missed a lot, I think. I know food is important for this game, but if I lose, the only thing I'm gonna care about is that I won't read the letter from my family, because I'm gonna read Greek, you know? It's really hard. That's all. Nope, both things like that. Everybody misses their people behind. Arkadaşlar, yaklaşık 1,5 aydan beri tek bir kelime öğrenemediniz ülkemizden. Tek bir haber alamadınız. Issız bir ortamda yaşadınız. Şimdi bunu elde etme şansınız var. Bunun için de oyunu kazanmanız gerekiyor. Hemen oyuna geliyorum. Bir an önce oynayalım ve kazanan belli olsun. İşte platformun üzerinde asılı semboller görüyorsunuz. İki tur yapacaksınız. Önce ilk porseleni kırarak sembolü düşürüp onu taşıyacaksınız. Sonra merdivenden çıkıp ikinci porseleni kırıp onu da platformun başına taşıyacaksınız. En son noktada tahta bir sopanın iki ucuna koyuyorsunuz. Denge aletinden geçerek bitiş noktasına geliyorsunuz. Kim önce gelirse takımına bir puan kazandırıyor. Yani oyunda her şey var aslında. Hızlı olmanız lazım. Doğru taktik yapmanız lazım. Dengeli olmanız lazım. 4'e 3 oynanacak. 4 kız, 3 erkek. Seçmeler çok önemli. Başarılar diliyorum ve 2'şer dakika veriyorum. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Yani oyunun önemi zaten ortada. Evet. Herkes için. Böyle bir şey yok yani. Lütfen alalım bunu, rica ediyorum. Lütfen. Evet. Hepimiz için yani. Bu bizi çünkü her şeyi rahatlatacak. Şu an iyi bir takım şey yapmamız evet. lazım. Ödülü bir unutalım. Kazanmaya şey yapalım, yoksa duygusala bağlıyoruz. Aynen. Hepimiz çok duygusalız. Arkadaşlar, ben bu oyunda kendimi güveniyorum. Ben bu oyunda da iyiyim. Arkadaşlar yani. Zaten seçme sırası bizde. İlk ilmi atlıyor. İkinci onlar ya Taner'i seçerler ya beni seçerler. Üçüncüyü de sen seç o zaman. Evet. Ne diyorsun Bozo? Olur. Tamam mı? Kendimiz için yapalım. Ama baktık ilk Hilmi seçti, tamam mı? Hı-hı. Hilmi seçtiğinde onlar bizden birini seçmiyorsa, tamam mı? Kızlardan şeyleri sokalım. Güçsüzleri sokalım. Aynen. Biz sakin seçiyoruz ki birbirimize bakarak seçiyoruz. Pascal Taner'i alıyorsun. Eğer onlar başka, Pascal'ı başka salsa sen al Taner'i. Tamam mı? Haydi. Çok hadi çok arkadaşlar. Kuvvetli. Hadi. 1, 2, 3. Ölürler! Hadi arkadaşlar, ailemiz için. İyi yani. Hadi. Hadi ailemiz için. 1, 2, 3. Gönlünler! Eşleşmeler başlasın. 10 olan kazanacak. Gönüllerle başlıyoruz. Buyurun. Doğukan. Hilmicem Doğukan. Taner. Pascal Taner. Hakan. Hasan Erkan. Sahra. Merve Aydın Sahra. Berna. Begüm Berna. Nadia. Serenay Nadia. Merve Oflas. Özlem Merve Oflas. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Oyun alanına buyurun. Evet, Survivor All Star'da önemli bir ödül oyunu. Ünlüler gönüller ilk mücadele Serenay Nadia'ya karşı. Hazır. Haydi Serenay. Haydi. Evet, Serenay az farkla önde. Serenay önde. Ama kırma bölümü çok önemli bu oyunda. Evet. Evet, Serenay önde. Sol, sol, sol. I can't do it. I don't know. Evet, Nadia oyunu bırakıyor mu? I can't, I'm so sorry, I can't do it. High anxiety. Yeah. I can't do this thing. Sorry.
I don't know dude, I'm so sorry. I just can't do it. Abi yükseklik korkusu varmış, biz de bilmiyorduk. Wow. İki kere oynayalım. Can't do it. I have You scared of height? Go from the stairs on the side. Okay, just give me a minute. Okay, go ahead. Niye söylemedin önceden? Belki farkında değildi herhalde. Hadi sit down. Sit down. Çok kötü oldu ama şöyle bir baktı böyle. Abi çok yüksek demek ki. Yüksek zaten abi. Yukarı bakınca yukarıdan şahsı bayağı yüksek. Nasıl bilmiyorum. Yani yukarıyla aşağıyı şey yapamıyor. Çok yüksek. Sürünerek geliyor. Alsak mı arayı orada? İner ya. Yapar. İne, niye bekliyorsun? Evet, Nadia'nın yükseklik korkusu varmış. Biz bunu sakatlık olarak kabul ediyoruz. Nadia'nın yükseklik korkusu varken riske edemeyiz zaten. Nadia oyundan çıkıyor. İstediğiniz oyuncuyu Serena ile değiştirebilirsiniz. Nadia. It seems little, you know, Nadia. But when you're up, I was like, I lost it totally. Okay, Nadia, they didn't give point. Aynen. Bireler. You didn't give any point. They said this is like injured. Okay. Because this is like sickness, you know. Your health. It's the health problem. So it's not counted. Okay, it doesn't seem like much, you know. It seems like 2 meters. Okay. Sonuçta puanı vermiyor. I can't believe it happened. No problem ya. No problem. No problem. No problem. O da bir hastalık sonuçta. Aynen. Doğru tespit geldi. Sanako. Haydi. İlk sayılar çok önemli. Ye onu. Haydi Sanako. Hadi. Nadia. No problem Nadia. Kendine gel. Şimdi Hakan Hasan'a karşı. Haydi Hakan. Hazır. Haydi Hakan. Çok yakınlar. Evet, çok yakınlar. Evet. Hadi Hakan, hadi. Önde. Hakan önde asmakla. Hadi. Hakan önde. Avantaj Hakan'da. Etkileri düşün. Boş. Hakan ikinciyi de kırdı. Evet, Hasan ikinciyi çok güzel yere attı. Hakan önde. Hasan da geliyor. Evet, şimdi Hakan denge aletine geldi. Denge aletinde Hasan da geldi. Hakan önde. Evet, Hakan önde.
Yavaş koy, güzel koy. Koyayım mı? Evet. Koydum. Bravo. Hakan kazandı. Hadi lan patates. Doğru konuş, bozuk. Terbiyesizlik yapma. Çeke Hasan. Hanım terbiyesizlik yapma. Hakan tamam. Sen ne bakma Hakan. Hakan boş ver. Doğru düzgün konuş. Patates. Bak bir şey söyleyeceğim. Hakan gel. Hakan oraya hiç gitme. Hakan oraya hiç gitme. Ne olacak? Ne olacak? Patates demek ne var? Konuşamazsın. Sana ne? Patates. Hakan hiç gerek yok. Hadi oyunda. Sana ne kardeşim? İstediğimi söylerim. Ya bozok gerek yok ki şu an. Hakan. Sana ne? Yakışıyor bana ya. Yakışıyor bana. Yakışıyor böyle şeyler. Bak çoluğun çocuğun var. 45 yaşındasın yapma. Ya 41 çok yaşındayım bir. 45 değil. Arada 3 sene var. 4. Tamam mı? 4 sene var. Yakışıyor mu 40 yaşında adama? E ne olacak? Patates demişim. Çok mu alınıyorsun bozuk patatesi? Bozuk. Sen hadılağında falan ilk lafın ne dedin? Hemen duymadım. Ne dedi? Patates lan dedi. Bir şey demedim. Hayır patates lan ne abi? Abi öyle... lan demedim. Patates lan dedin. Hayır ilkinde dedin galiba bir şey. Öyle bir şey yok ya. Bir daha söylemiyorum ha. Dedi. Ben senin takım arkadaşının saygı. Hakan tamam ben Hakan. Bir daha Hakan. Hakan. Diyorum. Bir daha tamam. Ya Hakan. İşte bir daha arasında ne fark var? Tamam. Benden büyüksün benim sana saygım var ama senin de bana tamam. Kim? Hakan tamam Hakan. Öyle bir şey yok ya. Karşı tarafa la, yani iddialı konuşmak demek, karşı tarafa inciltici sıfat kullanmak demek değildir arkadaşlar. Tamam. Hasan baba rica ediyorum sahip çık rica ediyorum. Tamam diyorum bir daha söylemeyeceğim söz veriyorum. Erkek sözü tamam mı? Hadi. Son sözünü kabul etmiyorum. Alırız. Yani sen de gel seni tarih et. Tamam bu zaman. Hasan baba sahip çık diyor sanki Hasan şeyi. Babası çocuğu. Hadi süpersin. Tamam, sen bize ver. Çok hadi. Güzel yarıştım burada. Hayır. Bozu alacağım ben. Abi tamam. Kimse karışmayacak. Doğru yok, söylüyorsun da abi bizim... Şey diyoruz. Yani... Hakan bir takım ya. Hadi canım ya. Ben düşüyorum ben böyle o durumlarda. Yapmayın şunu ya. Herkes bir şey söyleyecek. Duymamamız gerektiğini kaç milyon defa söylememiz gerekiyor. Anlamıyorum ki. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Söyleme. Sıra sana gelecekti. Benim yaşayan ben sıra gelecekti. Söylemem abi daha. Bu kadar alındıysa patates lafına. Patates demedi. Benim de sıra geldi. Soğan diyeyim. Yok. Maydanoz desem olur mu? Ya, soğan erkeği dersin. Onun yanında olur ama deme. Sen şey de ben seni yeneceğim de bir daha. Benimle geldiğinde bir daha hiçbir şey söylemiyorum abi. Seni ben alacağım. Güzel gençler. Hadi yürü. Selena'yı özlem. Hadi bakalım. Hadi kızım hadi. Göstereceğim ben sana patatesi. Haydi Serov. Hadi Serov hadi Serov. Vallahi bak, haklısın ya. Ama yapma baba. Vallahi ben de evli adamım. Yemin ederim söylemeyeceğim bir daha. Söz veriyorum sana. Tamam. 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 Söz veriyorum. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Tamam. Tamam. Bana ver abi. Bana ver. Evli koştum dedim bir şey yapacağım dedim ya. I thought he was gonna do bad stuff. Yok öyle bir koştun. Kavga etmeye gidiyorsun sandım. Haydi Selenay! Ünlüler bir, gönüller sıfır Dominik'te. Şimdi Serena Özlem'e karşı hazır. Çok zor bir etap. Hadi Özlem. Hadi Serena. Önde Şişero. Evet gerçekten çok zor bir etap bu. İki kere tırmanacaklar. Survivor'un zor oyunlarından biri. Hadi Serena. Önde önde gel. Evet Özlem çok ileri attı. Evet, çok ileri attı. Haydi, haydi, haydi. Ve avantaj Serena'ya geçti. Avantajı yakaladım. Ya koy, bas. Haydi Serena, haydi. Evet, avantaj Serena'yda. Haydi Serena. Lan Serena, lan. Avantaj Serena'yda. Özlem'in çabuk olması lazım. Serena da ileri attı. Bu sefer Serena ileri attı. Hadi izleme, hadi kızım, bas! Please! Serenay şimdi vakit kaybediyor. Önden çık, önden çık. Bravo! Evet, büyük avantajı kaçırdı Serenay. Hadi kızım, fırın, fırın! Hadi!
Evet, oynaması çok zor bir oyun. Şimdi Özlem zorluyor. Oraya bırak, oraya bırak. Annen için haydi. Annen için. Annen için. Annen için. Serena önde, Özlem arkasında. Sakin. 10 saniye var aranızda. Evet, Serena önde, Özlem de geldi. Çok kritik saniyeler. Serenay önde. Ve Serenay kazandı. 2-0 oldu. Ünlüler 2, gönüller 0. Babam için, ailem için. Annem için, babam için, için ailem için. Merdiven çıkarken niye yavaş çıkmışsınız lan? Çok yorucu. İkinci tur değil mi? Evet. Çok yorucu. Özlem, biraz daha hızlı vursaydın da şuralara falan gelseydi, sana o kadar yavaş dedik. İkinci yavaş vurdum. Tamam işte, ama onun gibi. İkinde kaybettin. Bir dahaki sefere de lütfen. Yavaş vur ablam. Sadece şöyle dokuna, önüne düşeceksin. Orada 10 saniye kaybettin. Onunla da oyunu işte. Evet. Onlar incecik şey gibi. Kırılır her türlü. Her türlü kırılır. Ben abi, ben yumuşacık vurdum işte. Değsen yani. Yeter yani. Bilmiyorsun ya ilk sefer. Ünlüler 2, gönüller 0 Dominik'te. Haydi doğru. Evet, şimdi suyu seven çok hızlı iki yarışmacı yarışacak. Bakalım kim kazanacak? Doğukan İlmicem'e karşı. Hazır. Haydi yabancı. Evet, ikisi de çok hızlı. Evet, başa başlar. Gerçekten çok hızlı iki yarışmacı. İlmicem önde. Evet, ikinci toplara gidecekler. İlmicem önde gidiyor. Evet, uzağa düşürdü İlmicem. İlmicem uzağa düşürdü. Evet, az farklı İlmicem önde. Evet, İlmicem önde. Doğukan geliyor. Evet, İlmicem önde, Doğukan da geldi. Başa başlar. Kim önce gidecek? Çok az fark var. İlmicem düştü. İlmicem düştü, Doğukan da düştü. İnanılır gibi değil, ikisi de düştü. İkisi de düştü. Ortadan gelecek. Ortadan gelecek. Şimdi İlmicem. Tekrar koydu. Evet, şimdi İlmicem geliyor. Doğukan da hazırladı. Avantaj İlmicem'de. Ve İlmicem kazandı. İlmicem kazandı, 2-1 oldu. Bravo Hilmi, zor parkur arkadaşlar. Söyleyeyim. Merdiven çok şey. O da son anda diğer tarafa bastı. Ona göre. Merdivende benim nasıl çıktığımı gördün mü? Yani merdivende en son çıkacağın şey yok. Bir de dediği gibi yavaş vur, önüne düşüyor. Çok güzel bir şey yaptın yine. Vururken bileğini kapadın mı? Tamam işte, yavaş tık bilekten. Şu denge çubuğunu da çok iyiydim de. Adrenalin işte. Adrenalin. O da düştü. O tam son anda düştü. Gördüm. Ben bıraktım çünkü baktım. Adam oraya bastı. Öne bassaydı. Mükemmel bir denge. Aynen. Çok iyi yakaladım burada ya. O havuzdan acayip çıktım. Şu son bir metre
acele burada etme, bizim hatamız seninle. Oldu. Senin kaybetmende bizim hatamız var, okey? Tamam, sorun yok. Çünkü orada düşürdüğü zaman sakin olman gerekiyor senin. Ünlüler 2, gönüller 1 Dominik'te. Şimdi Berna Begüm'e karşı. Hazır. Bak Berna. Hadi Berna. Hadi Begüm'den sonra. Bırak. Berna Begüm. Kaşa başlar Begüm önde. Berna da hızlı. Aferin Begüm. Hadi Berna. Evet, ikisi de iyi vurdu. Begüm önde. Hadi Begüm. Free. Haydi. Evet, ikinci toplara gidiyorlar. Önde. Evet, Berna çok uzattı. Berna çok uzattı. Avantaj. Bas. Aç farkı, aç farkı. Evet, avantaj Begüm'de. Aç farkı. Aç farkı. Hadi Begüm, hadi Begüm. Hadi Begüm, hadi Begüm. Bravo Begüm, bravo Begüm. Bravo Begüm, bravo. Bas, bas, bas. Aç farkı. Hadi Berna, hadi. Berna çok hızlı bir atak yaptı şimdi. Evet, Berna da geldi. Begüm önde. Begüm düştü. Begüm düştü, Berna önde şimdi. Begüm tekrar geldi. Berna önde. Ve... Berna kazandı. Berna kazandı, 3-1 oldu. Nasıl yatayım? Su girdi her yerime yine. Tamam dur, sakin ol şu an. Tamam. Evet. Ama su girmiş biraz. Tamam gel bunu. Biraz bacaklarını kaldıralım mı? Daha iyi gelir. Hayır ya. Ben bundan nefret ediyorum. Tamam. Canım, iyi misin Berna? On the back, like that. Biraz su vereyim mi? Evet, öyle. Tamam mı? Ay tuz ya. Hadi şey yapma, güzel. Hadi. Sen derin derin nefes al, tamam mı? Soğuk, hastayı sert verin. Sağ kulağım hiçbir şey duymuyor. Gel, gel. Kalk, göstereyim. O zaman o kulağın üzerine zıpla. Evet, bak sağ mı? Tutun almedin. Bak burada böyle. 52 sayı ver. Tamam olsun. Nefesimi düzenleyemedim bir anda. Ünlüler 3, gönüller 1 Dominik'te. Haydi Pascal! Evet. İki takımın istediği bir ödül. Ve 3-1 durum, ünlüler önde. Şimdi Pascal Taner'e karşı. Hadi baba! Hadi Pascal! Hadi Taner abi, hadi! Hadi Enzo! Evet, Pascal mı Taner mi? Pascal önde. Hadi hadi! Pascal mı önde, Taner de geldi. Evet. Hadi Pascal! Pascal önde. Hop! Taner de zorluyor. Hadi Pascal! Hadi Pascal! Free! Free! Pascal avantajlı. Free! Evet, garanti oynadı. İleriye vurmadı. Bas! Bas! Taner'in çabuk olması lazım. Evet, Pascal önde, Taner arkada. Çık sağ, daha da orada. Pascal, Pascal. Pascal, güven. Evet, Pascal arayı açıyor. Evet, Pascal önde. Hadi Taner abi. Avantaj Pascal numarada, Pascal düştü. Hadi Taner, bak. Hadi Pascal, Taner.
düşüyor. Pascal yine düşürdü. Pascal yine düşürdü. Şimdi avantaj da nerede? Sakin ol. Sakin Taner. Sakin. Yavaş. Evet. Şimdi Taner önde. Sakin ol. Tamam sakin. Pascal da geliyor. Evet Taner önde, Pascal arkada. Taner önde. Sen de. Bravo Taner. Taner kazandı. İşte bu. 3-2 oldu. Oye. İşte bu. Oğlum bu. Ünlüler 3, gönüller 2. Gel gel. Sen var ya çok nasipli bir çocuksun. Ne? Hadi. Tamam gel. Gel oğlum yeter de ölme orada gel. Gel gel ben işte gel. Gel. Süper süper yürü. Aslan. I hope my mom sent something for you too. I hope my mom sent something for you too. Tamam, ayakkabının bağcıkları açıldı. Bravo. Gördün mü? Üstüne basıyor. Aynen. Ya. Kardeşim. Aferin. Aferin Taner. Aferin, aferin. Aferin. How, which was my position now? How was? You try to be fast. But chunky, that's why I said to you, just be chunky. Ünlüler 3, gönüller 2 Dominik'te. Şimdi Merve Aydın Sara'ya karşı. Hazır. Haydi Merve. Bravo Sara, bravo kızım. Hadi aferin Merve, Sara, hadi. Aferin. Sara önde. Süper baba. Merve geldi. Hadi kızım. Başa başlar. İkinci toplar çok önemli. İkinci semboller çok önemli. Sara önde. Sara önde. Sara önde. Merve de geldi. Sara önde, Merve geldi. Sara önde, Merve arkasında. Başa başlar artık. Sara iki adım önde. Merve de geldi. Merve düşürdü. Merve düşürdü. Sara da düşürdü. Sara da düşürdü. Bir adım kala düşürdü. Merve şimdi tekrar başa geldi. Sara ortadan başlayacak. Merve önde. Merve önde. Merve düşürdü. Oh be. Sara da düştü. Sara da düştü. İnanılır gibi değil. İkisi de düştü. İkisi de düşürdü ve düştü. Şimdi tekrar Sara önde. Ve Sara kazandı. Sara kazandı. 3-3 oldu. Ünlüler 3, gönüller 3. Hilmi Cem, Hakan. Taner. Dur. Doğukan, Aa, Taner. Pascal. Hasan, Pascal. Merhaba, Pascal. Kimi seçiyorsun? Begüm. Begüm. Merve Aydın, Begüm. Berna. Sara, Berna. Çık Serap. Begüm. Hayır, Özlem. Beni Merve seçti. Özlem. Özlem'le oynadım ben. Ben seçemiyorum o zaman. O zaman Nadia değiştiriyoruz biz. Ben Özlem. Değiştiriyorlar ama. Merve Özlem. Tamam ben Özlem. Begüm.
Merve de beni aldı. Ha tamam, Merve de özlemi seçti. Siz ki Begüm al, Begüm. Ben bir şey demiyorum size. Evet yani. Hiçbir şey demiyorum size ya. Kim konuştu ya, abi? Ya hiçbir şey demiyorum. Kim konuştu? Merve hadi konuşurken herkes konuşmaya başladı. Kimse konuşmadı ama aşkım hepimiz konuştuk. Özlemi alayım. Evet, evet. Ondan sonra diyorsunuz ki Begüm al, Begüm al. Çünkü Begüm dedik burada. Çünkü evet. Canım benim özlemi alayım. Kitleneceğini bilmiyordum ki. Ben de dedim hatta kız özlemi alsın. Ya canım kitleneceğini sen biliyor muydun? Okay. Bu kitlenmeleri de bundan sonra dikkat etmemiz gerektiğini ortaya çıkarmış olduk değil mi? Böyle iyi bir alanımızı dışarıda bırakırız. Böyle birisi girer içeri işte. Bundan sonra o zaman kızlarda bir şey. Arkadaşlar Pascal çıkıyor. Hayır ya oylar ama seni seçecekler. Onun mantığı. Tamam şu an kazanma şey. Tamam hadi. Hadi Pascal. 0-0'ız. Dominik'te 3-3 durum. Ünlüler 3, gönüller 3. Şimdi Pascal Numa sana karşı. Hazır. Pascal önde. Hasan da geldi. Really good. Really good. Evet. Şimdi Hasan önde. Şimdi Hasan önde. Evet, az fark Hasan önde. Pascal da zorluyor. Evet, Pascal topu bulamadı. Hadi aç. Avantaj Hasan'da. Evet. Hasan önde. Hasan önde. Pascal da geliyor. Hasan önde. Ve Hasan kazandı. 4-3 oldu. Gönüller 4-3. Evet, karışmasın diye geçiyorum. Oraya bak, oraya bak. Yani, zaten kendiyle mücadele. Bravo. Zaten kendiyle mücadele. Bravo. Arkadaşlar bir bravo. Şey bravo. Çok güzel. Mavi bir haydi Oflas. Gönüller 4, ünlüler 3 Dominik'te. Şimdi Merve Oflas Özlem'e karşı. Hazır ol. Hazır. Özlem önde. Çok hızlısın. Çok. Hadi 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 hadi. Hadi. Bravo. Haydi abla. Ben de çok ileri attı. Çok ileri attı. Avantaj Özlem'de şimdi. Haydi. Haydi abla. Yapacağız. Özlem önde. Merve de geliyor. Evet, Özlem önde. Merve hadi, arkasından. Oflas, burada yakalarsan. Oflas, önüne bak. Oflas. Çok yavaş bu. Oflas. Evet. Avantaj Özlem'de. Hadi Özlem. Hadi Özlem. Hadi yakaladın. Evet, Merve arkada, Özlem önde. Evet, Özlem önde. Merve geliyor Özlem önde. Koş abla, evet. Koş. Evet, Özlem önde. Evet, Merve de geldi. Özlem önde.
Özlem önde, Meral arkada. Hadi. Ne? Ne? Özlem kazandı. Özlem kazandı. Gönüller 5, ünlüler 3. Anladım. Bir tane... Aferin ablam, bu işte. Komple şey fark var. Komple fark vardı. Komple. Bütün çubuk fark var. Bak kulağın özlem hep bende olsun. Tamam mı ablam? Hep bende oldu mu bak sakince tamam. Gidiyor. Tamam ablam? Düşürdü demeyin. Açıldı cehennem. Tamam. Onunla ilgili bir şey söylemeyin. Hayır ya, şey kim düşürdü, kimse düşürdü. Sen sadece beni söyle. Ha, onlar beni dinle. Mi? Onlar sana söylüyor. Tabii canım, onlar sana senin kulağın bir tek bende olacak. Tamam mı ablam? Ve kurulayken kimse bağırmasın mesela. Tuna abi de olsun kontrol. O güzel yönlendiriyor. Dominik'te 5-3 durum. Gönüller 5, ünlüler 3. Avantaj gönüllerde. Şimdi Doğukan Manço Taner'e karşı. Hazır. Haydi Doğu, haydi. Hadi. 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 Hadi Taner. Bas. Evet. Doğukan önde, Taner arkada. Hadi Taner. Evet, Doğukan önde. Hadi Doğukan. Hadi Doğukan. Hadi Doğukan. Hadi Doğukan. Avantaj Doğukan'da. Evet. Taner de geldi merdivene. Doğukan önde. Sağ, 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 sol, sol. Çok iyi. Evet. Önünde. Hadi. Açısını düzeltti. Çok bakın güzel attı ya. Topu. Ve çok güzel düşürdü sembolü. Doğukan önde. Doğukan önde. Taner geride kaldı. Hadi. 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 Doğukan önde. Ve Doğukan kazandı. 5-4 oldu. 5-4. Gönüller 5, ünlüler 4. Dominik'te 5-4 durum. Gönüller 5, ünlüler 4. Şimdi Merve Aydın Begüm'e karşı. Hazır. Haydi Merve! Haydi Merve! Çok iyi! Çok bravo Begüm Arka! Bravo! Bak Merve'ye kızıldı! Merve önde, Begüm arkada. Çok iyisin! Aferin, çok kızıldı! Evet, avantaj Merve'de. Begüm de geliyor. Begüm de gelmeye başladı. Evet, bir kulaç kaldı fark. Merve önce tırmandı. İkişer çıkın merdivenleri, ikişer ikişer. Evet, Begüm de geliyor. Hadi Merve, hadi Merve. Haydi Merve. Go Begüm, go. Çok iyi. Evet, az farkla Merve Aydın önde. Hadi Begüm. Hadi Begüm, hızlı. Hızlı. Hadi. 5 saniye önce. Hadi. Merve önde. Begüm arkada. Çok iyi, hadi. Hadi Begüm, hadi. Hadi. Evet, Merve önce başladı şimdi denge. Begüm de gelecek. Geldi. Ve Merve Aydın kazandı. 5-5 oldu. Ünlüler 5, gönüller 5.
zaten uzun ya. O yüzden zaten yavaş çıkıyorsun. İki iki çık. Demin iki iki çık. Haydi Hasan. Haydi Hilmi, you know how to do it. Bağırdım ama duymadın galiba. Kulağım bende Hilmi. İki iki çıkmak senin için ama. Dominik'te 5-5 durum. Ünlüler 5, gönüller 5. Hadi Hakan. Şimdi Hakan İlmicem'e karşı sıcak bir hava ve zorlu bir mücadele. Haydi Hilmi. Hazır. İlmicem önde. Hakan da geldi. Başa başlar şimdi. İkisi de çok hızlı yüzüyor. Başa başlar tekrar. Başa başlar. Bir adım bile yok aralarında. Kim iyi kıracak? Aynı yere düştü. Gerçekten büyük mücadele var şu anda. İkisi de çok hızlı. Hakan önde. İlmicem de geldi. Hakan önde, İlmicem arkada. Hakan önde gidiyor. Hakan önce başlayacak. İlmicem de geldi. Düşüren kaybedecek. Hakan önde. Hakan önde, İlmicem geldi. Hakan kazandı. Hakan kazandı. 6-5 oldu. Ünlüler 6, gönüller 5. İlmicem'in topu düştüğü için Hakan kazandı. Dominik'te 6-5 durum. Ünlüler 6, gönüller 5. Şimdi Berna Sara'ya karşı. Hazır. Sara önde. Sara'nın yüzmesi dahi Berna'nın tırmanması şimdiye kadar gözlemlediğimiz kadarıyla. Berna geri düşürdü. Berna yarışı bıraktı. Berna yarışı bıraktı. Sayı gönüllerin 6-6 oldu. Berna yarışı bıraktı, 6-6 oldu. Sağ vuracaksınız ya. Sorun yok. Tamam. Sorun yok. Tamam, ben böyle bir şey demeyeceğiz ama. Yok, şey demeyeceğiz. Yok, sen öyle bir şey yok. Bizim motive, biz alalım oyunu. Hayır, beraber senin arkadaşlar, şimdi en iyi iki erkek, en iyi iki kız yarışmacıyı seçiyorsunuz. Onlardan da Okan'la Hakan çıkacak. Ben Hakan'ın iki kızı var. Ha, ben Hakan'ın tek kralı, bu telafi etmem lazım. Tuğra bir suya girmekten korktuğu için hemen iki erkek seçtiriyor. Yoksa kızları alsalar belki onlar avantaj sağlayacak. Adam korkuyor bizden. Keşke oynasa ya. Keşke oynasa. Ya arkadaşlar, kızların hepsi gelebilir mi? Hepsi gelsin, hepiniz gelin. Lütfen. Lütfen gelin. Erkekler zaten belli. Tamam mı? Erkekler belli. İlk sokacağımız bir dakikadır. Hilmi aldı, bekle. Onlar şeyi aldı, Taner'i aldı. Bak gördün, bütün her şeyi o veriyor. Çünkü o girmek istemiyor oyuna. Korkuyor. Bilir, oynamak mı
daha iyi olmak. Bayağı kalmadı ki abi. Diyorum, acaba diyorum. Sen benim kadar hızlı mısın burada Özlem? Ya şimdi sen en iyi olmanın gereği peşinde. Neyin ne en iyi olması? Düşünüyorum. En iyi olmakla alakası yok yani. Biliyorum ki şurada düşer mi diyorum. Dersin ki ben de oradan hızlı gelirim dersin. Tamam, benim böyle bir ispatım yok zaten. Beni herkes görüyor. Yani böyle bir ispat içerisinde değilim. Çok ilginç. Konuşmayı bilmiyorsunuz ya. Hemen bir laf sokma, hemen bir laf söyleme. Hayır, istiyorsan oyna diyorum ya. Bir şey demiyorum. İstemek değil. Bizde en iyi iki kız kim? İkinci kızımız kim peki, tamam? İkinci kız kim? Ben kim oynarım isterseniz. Ben de doğru çıkıyoruz. Merve ile Merve aydın. Tamam, senden tamam. O bitti. Tamam. Hadi. İlk kim seçsin söyleyin. Bizim açımızdan sıkıntı yok. Onlar seçecek. Onlara gel, gel, gel. Gel. Yeniler, hadi Berna. Hadi Berna. Hadi. Anıl, Anıl. Anıl buradaymış gibi. Tamam, tamam. Gel, Anıl da gelsin. Gel. Bak, bu mektuba da yemeğe de ihtiyacımız var. Bir, iki, üç. Ülüler! Hadi, hadi, hadi. Hadi, let's do it. Let's take it. Come on. Hadi, alalım şimdi, alalım. Bir, iki, üç. Ya ülüler! Evet, ünlülerden kimler? Ben oynarım. Hakan, Doğukan, Serenay, Merve. Gönüllerden Hilmi, Cem, Hasan, Sara, Özlem. Eşleşme başlasın, buyurun. Hakan. Hilmi, Cem, Hakan. Özlem. Serenay, Özlem. Geri kalanlar otomatik eşleşti. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Dominik'te 6-6 durum. Ünlüler 6, gönüller 6. Şimdi Doğukan Manço Hasan'a karşı. Hazır. Haydi Doğukan Bey. Haydi Doğukan. Evet Doğukan. Çok hızlı bir yarışmacı. Hadi Doğukan. Doğukan evet. Doğukan önde. Şimdi başa başlar. Haydi Doğukan. Doğukan az başla önde. Haydi Doğukan. Doğukan önde, Hasan geldi, beraber eder şimdi. Bravo, aferin. Aferin. Çok iyi. Doğukan, haydi. Hasan geldi şimdi, başa başlar. Doğukan önde, Hasan geride kaldı. Avantaj Doğukan'da, Hasan da geldi. Kim önce bitirecek? Her şey burada belli olacak. Dengeyi kim önce bitirecek? Hasan geldi, Doğukan önde. Başa başlar. Hasan atak yaptı. Hasan geçiyor mu? Geçemedi. Hasan düşürdü, Doğukan kazandı. Hasan kazandığını zannediyor. Hasan kazandığını zannediyor ama topu düşürdü. Doğukan kazandı. 7-6. Ünlüler 7, gönüller 6. Trik söyleyeyim mi? Söyle. Platforma bir kulaç önceden atarsanız düşmeyecek şekilde bir tane geri kulaçtan kurtuluyorsunuz. Ama o düşebilir de top. Ama düşebilir de. Bence onu herkes yapmasın. Sen tamam. Yaparsın. Ah be abi ya. Nerede düştü top? Üç adım kalan. Ya üç ya iki. Hızlandın ya. Hızlanmam gerekiyor. Devirdin yani. Evet. Topu bir de. Yani şeyi... Almıştı. Hadi kızım hadi. Hadi Sara. Yani hem denge çubuğuna dikkat edip hem de ona edemiyorsun dikkat. İşte denge mecburen hızlı, yani hızlı gitmeseydin. Onu çok sağlam tutmak lazım. Dominik'te avantaj ünlülerde. Ünlüler 7, gönüller 6. 10 olan kazanacak. Şimdi Merve Aydın Sara'ya karşı. Hazır. Evet, Merve önde, Sara da geldi. Merve kıramadı. Merve kıramadı. Avantaj Sara'da. Kıramadı. Kıramadı. Merve kıramadı. Kural gereği
Şimdi ikisini birden kırmayı deneyebilir. İkisini birden kırmayı deneyecek Merve. İkisini birden iki baltayla yan yana. Avantaj Sara'da. İki baltayla ikisini birden kırmayı deneyecek. İşi çok zor. İkisini birden kırdı. Merve başardı. Merve başardı. Evet. Şimdi başa baş geldiler. Merve zoru başardı ama Sara önde. Evet. Başa başlar. Merve önde, Sara arkada. Merve büyük atak yaptı. Sara da geldi. Burası çok önemli işte. Sara düşürdü. Merve avantajlı. Merve avantajlı. Ve Merve sayıya gidiyor. Merve. Sakin. Merve kazandı. Evet. 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 Ailem için be. Annem, babam, kardeşim, dedem. Sevdiklerim için be. 8-6 oldu. Nasıl geriden gelip yaptın, başardın? Oh, istedim çünkü. Maşallah. Bravo Merve. İki tane bir koydun. Çok güzel. Tomah, Tomah gibi bari. İki tane çok efsane oldu. Evet ya. Ama süpersin canım. Bravo, bravo. İkisini böyle vurdum ben. Evet, top. Bak şöyle vurmadım. Böyle çat. Vurdum. Ya böyle ikisini vurdum. İkisi de aynını. Süper ya canım. Bir de yakaladım o yüzden. Böyle vurduğun için. Hakan, çok hızlı, sakinliğini koru. Hadi Hakan. Hadi Hakan. Sen çok iyisin. 8-6 oldu durum Dominik'te. Ünlüler 8, gönüllüler 6. İki sayı da alırsa ünlüler, ödül ünlülerin ailelerinden gelen mektupları okuyabilecekler. Ve gerçekten yarışmacılar için çok önemli bir ödül. Ve avantaj ünlülerde. Şimdi Hakan İlmicem'e karşı. Hazır. Haydi Hakan. Haydi Hakan. Çok iyisin Hakan. Çok iyisin. Evet, İlmicem inanılmaz bir hızla çıktı. Çok iyisin. Çok iyisin. Evet, İlmicem çok hızlı. Hakan da düştü. İlmicem başa başlar şimdi. Başa başlar. Evet. Gerçekten nefes nefese bir mücadele bu. Şimdi İlmicem yine Asfak'la önde. Evet. İlmicem önde. Hakan arkada. Evet. İlmicem önde. Hakan da geliyor. Evet. Çok az bir fark var ikisinin arasında. Evet. Kim önce getirecek? Kim önce getirecek? Başa başlar. Hakan öne geçti. İlmicem de geldi. Hakan düşürdü. İlmicem kazandı. Hadi Serenay. Özlem çıkar şu içindeki hırsı hadi.
Haydi Serap. Merdiven git tek tek. Çok hızlı tek tek. Ünlüler 8, gönüller 7. Şimdi Serenay Özlem'e karşı. Haydi Serap. Haydi Serap. 10 olan kazanacak. Avantaj ünlülerde. Hazır. Evet, başa başlar. Evet, başa baş gidiyor. Başa baş gidiyorlar. Hadi Özlem. Evet, Özlem önde. Özlem önde. Özlem önde gidiyor. Bastır, bastır. Evet, Serenay da geldi. Evet, Özlem önde gidiyor. Serenay da geliyor. Evet, Özlem orayı açıyor. Evet, Özlem avantajlı. Özlem önce başlayacak. Evet, başa başlar şimdi. Başa başlar. Özlem düştü. Serenay gidiyor. Serenay sayıya gidiyor. Serenay kazandı. Serenay kazandı. 9-7 oldu. Çak buraya, çak. Ünlüler 9, gönüller 7. Yendin aslında, top düştü. Okay, okay. Evet, evet. Hadi arkadaşlar, bütün performansımızı koymamız gerekiyor. Ne olursa son puan, son puan. Aynen, gel. Küçük ünlüler. Çok küçük. Hadi, küçük. Hadi arkadaşlar. Bir de hadi. Bir şey söyleyeceğim. Son harika koymadan sakin bir koymadan. 1, 2, 3. Ünlüler! Haydi! Haydi Özlem, hadi sahada toparlanın. Haydi. Ben iyiyim ya, onu bekliyorum. Haydi. Ne olacak? Arkadaşlar şimdi ikili yarışacaksınız. İki tane takım yapıyorsunuz. Erkek kız olarak iki takımla yarışacaksınız. Bir erkek bir kız kim olacak? Evet. Ben oynarım. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Sen onları biliyorsan sen git. Oynarım. Fark etmez. Bence Hakan oynasın. Siz söyleyin yani. Ben de Hakan. Dokun elinize. Bilmem. Sen de kimse olur mu? Şuraya gelir. Tamam, bana uyar. Tamam. Seyhan'ın yol takım kim var? Sıkıntı. Siz olun Seyhan'ın yol takım bence. Ben de sağlar. Seyhan'ın olacak abi. Merve olacak. Olacak. İki takım olacak. Yine aynı kişiler çıkacak. Yine biz kazanacağız. İnşallah da. Selam. O sefer tam tersi olacak. Yine biz kazanacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Hayır, motivasyon biz kazanacağız. Hilmi'nin dengesi iyi, tamam mı? Ha. Hilmi'nin dengesi iyi, Özlem'inki çok kötü. Tamam mı? Hasan'ın dengesi iyi, şeyle Sahra'yla kıyaslıyorum. Sahra'nınki kötü, tamam mı? Ha. Ne yapacaklar baba? İkisi bir olacaklar, ikisi bir olacaklar. Bu adam hem hızlı onu tamamlayacak. Bunlar da en azından birisi tam olacak. Bu dengede koşacak, bu da dengede koşacak. Abi, ben mi oynuyorum? Dinlenmem mi? Begüm mi oynuyor, Özlem mi oynuyor? Siz karar verin. Arkadaş şuradan kim hızlı geliyor? Tamam, Begüm oynasın o zaman. Hadi Begüm oyna, hadi. Senle Begüm şeyinle. Tamam. Evet, eşleşme başlasın. Merve Aydın, Hakan. Hasan, Sahra. Hakan, Merve Aydın. İlmican, Begüm. Doğukan, Serenay. Buyurun. Evet, Dominik de Survivor All Star'da çok önemli bir oyun, çok önemli bir ödül. Yarışmacıların 1,5 aylık hasretleri biraz olsun giderilecek. Ama tabii ki kazanan takımın olacak bu. Şu anda avantaj ünlülerde. Ünlüler 9, gönüllüler 7. Eğer Doğukan ve Serenay kazanırsa ödül ünlülerin. Hilmican ve Begüm kazanırsa 9-8'e gelecek oyun. Ünlüler 9, gönüllüler 8. Önce erkekler, sonra kızlar yarışacak. Hazır. Haydi Logan. Hadi Hilmi. Haydi Logan. Hızlı. Hilmi Cem önde, Doğukan da çok hızlı. Yavaş.
Evet, Hilmi Cem önde. Haydi Doğukan. Al ağzına, al ağzına. Hilmi Cem önde, Doğukan da geliyor. Haydi Doğukan. Haydi Doğukan. Yürü, yürü, yürü. Haydi Doğukan. Begüm önde başladı. Serenay da geliyor. Begüm önde başladı. Evet, sadece birer tur gidecekler. Evet. Aynı kulaçtalar. Aynı kulaçtalar. Serenay öne geçti. Begüm de geldi. Serenay önde geliyor. Begüm de geldi. Evet, şimdi Doğukan başladı. Hilmi Cem de başladı. Başa başlar. Doğukan önde. Hilmi Cem arkada. Doğukan gidiyor. Doğukan sayıya gidiyor. Doğukan kazandı. Doğukan kazandı. Doğukan kazandı. Ağlama, geliyor mektuplar. 1-2-3 ünlüler, 1-2-3 survivor. 1-2-3 ünlüler, 1-2-3 survivor. Yes! Haydi! Dominik'te Survivor All-Star'da büyük mücadele, çok önemli bir ödül ve kazanan ünlüler, tebrik ediyoruz. Evet, hemen ünlülerle konuşacağım çünkü büyük bir sevinç vardı. Tabii ki çok normal. Yani günümüzde iletişim bu kadar güçlüyken 1,5 ay hiçbir haber alamamak ve bugün de haber alacak olmak çok
değişik bir duygu. Onu anlayabiliyorum. Yıllardır bu programı sunan biri olarak. Evet, sevinç gözyaşları görüyorum. İki takımda da gözyaşı var ama ünlüdeki sevinç gözyaşı. Merve senle başlayalım. Çok mutlu oldun herhalde. Bana ne oldu bilmiyorum. Ağlayıp duruyorum. Kendime sinir olmaya başladım ama. Sesim de gitti yine. Bu arada Survivor krizi benim herhalde. Hepsini çok özledim. Annemi, babamı, kardeşimi. Neden buraya gelmeden önce rahatsızdı onu çok merak ediyorum. Onlardan güzel haber almak istiyorum. Mutluyum ama tutamıyorum kendimi, bilmiyorum ben de niye böyle. Bütün arkadaşlarımın eline, emeğine sağlık diyorum. Evet, özellikle tabii kızlar bu konuda daha hassas oluyorlar. Berna, sen daha açıklanırken ödülü ağlamıştın. Şu anda en azından kazandınız, onu biliyorsun. Evet, çok büyük bir ödül. O yüzden çok yani çok heyecanlı geçti oyun. Gerçekten kaybetseydik kendimizi düşünemiyorum. O yüzden kazanmak çok güzel oldu. Hepimizin özel bir hikayesi var geride bıraktığımız. Çoğu insanın ailesinde bir hastası var. O yüzden onu merak ediyoruz. Ama gönüllülere çok üzülüyorum çünkü çok ağır bir ödül kaybettiler. Üzgünüm onlar için çok. Bir kez daha tebrik ediyorum. Gönüllüler için de çok üzücü bir oyun oldu. Tabii ki duygularınızı anlıyorum. Çok da tutmak istemiyorum. Begüm, sen en çok üzülenlerden biri oldun. Çünkü en son oyun yine bana kaldı. Ve hepimizin ailelerini ne kadar çok özlediğini biliyorum. Ben de annemi, babamı, kardeşimi çok özledim. Allah hepimize sabır versin. Başka bir şey demiyorum. Çok zor her şey. Açlığın dışında özlemek anlatamıyorum. Evet, şu anda çok duygu öğrenilebilecek durumda değilsiniz. Geçmiş olsun diyorum. Bugünkü oyun bana şunu gösterdi. Survivor'da, ünlüler gönüllerde hangi oyunu kimin kazanacağı hiç belli olmuyor. Bir anda fark olduğu oyunlar oluyor, bir anda tersi gidiyor. İki takımın da All Star olduğunu bir kez daha anladık bugün. Muazzam bir mücadele vardı. İki takımı da gönülden tebrik ediyorum. Size geçmiş olsun diyorum. Ünlüleri bir kez daha tebrik ediyorum. Aranızdan biri ayrılacak ama belki de çok mutlu bir gün geçireceksiniz. En mutlu gününüzde bir arkadaşınızı da yollamış olacaksınız. Bu akşam bir veda var. Gönüller tabii ki adalarına gidecek. Sizin bugün önce ödüle, sonra da konseye beraber gideceksiniz. Tebrik ediyorum bir kez daha. Ve iki takımı da uğurluyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Yemin ediyorum size, bir gram yemeği düşünerek oynadıysam adam değilim. Bir gram. Bütün çabam, her şeyim o aileden gelen mektubu okumaktı. Bir tabakta yanda menemen duruyordu. Ama ikinci kısım beni daha çok ilgilendiriyordu. Ailelerden gelen bir küçücük haber beni nasıl mutlu edebilirdi anlatamam. Abi, takım içinde sorunlarımız var. Ne sorunu var? Biri bir şey dediyse dışarı, dış göz. Bir hatanız mesela, sana diyorum, atıyorum, yavaşsın, şu etapta yavaşsın, şunu yapsan daha iyi olur dedim mi, bizi dinlemen lazım ki dış gözüz biz. Hani ben mesela, atıyorum, Tur abi bana ne dedi? Tur abi, merdivende yavaşsın, çift çift çıkma dedin, değil mi sen bana? Aynen. Son iki oyun ne yaptın? Tek tek çıktın. Neden? Benim bir egom yok. Sen çünkü benim bir hatamı söyledin. Aynen. Sen dıştan beni daha iyi analiz edersin. Ben kendim analiz edemem oyunu oynarken. Aynen. Aynen. Ben de diyorum, konuşurum eksik. Farkındayım bunun ya. Ne dedik abi Sara'ya? Dedik ki şunu üstten tutma. Çünkü üstten tuttuğun zaman iyice o bambuyu şey yapamıyorsun, kontrol edemiyorsun. İnadına mı abi, yani inadına, bize mi inat bunu üstüne tutuyorsun? Özlemle kavga ediyorum. Abi, kızla konuşamıyorsun ki. Kız çamur abi. Kızla konuşamıyorsun. Kıza bir şey söyleyemiyorsun.
Üzerine baba baba diye geliyor kız. Ya şu... bayan olduğu için tepki de veremiyorsun. Aynen, aynen. Aynen. Baksana yani sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum ben duygu gitti diye üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musun? O kız olsa kimse bu kadar şey yapmazdı hiç kızların. En azından o kız şey yapıyordu. Bir şey yapan bu kızların önünü kesiyordu. Konuşamıyorlardı. Şimdi ne oldu? Abi Özlem şey bile diyemiyor. Yani hani en iyiler kim dediğinde yani kız diyemiyor ki ne? Bir konuşalım arkadaş. He sen iyisin diye kıza saldırıyor. Abi istişare yapmamız lazım. Yapamıyoruz işte kanka. İşte yapamıyoruz. Sorun orada. Herkes en iyi, ben iyiyim. Abi bir dur, takım ne diyor yani? Dışarıdan bir göz olarak söylesin sana, takımın bir düşüncesini al yani. Yok, Özlem diyemedi bile yani. Özlem aklındaki şeyi bile söyleyemedi. He sen iyisin diye kıza saldırdı. Bir insanın egosu yoksa dışarıdan söylenilen şeyleri kendine yedirip hatan neyse düzeltebiliyorsun. Ama egon varsa, bencil olarak düşünüyorsan ne söylersen söyle duvara söylemiş gibisindir. O sana geri sekip geri geliyor zaten. Ya tamam ödül oyunu olsun hadi yap. Sus da ailemizden gelen bir şey ya. Abi, kafayı yedim ben. Çıldırdım ya Tur abi, çıldırdım ya. Hani bazı kişilerin egolarını, kibirlerini düşürmeleri lazım. Düşürmediği sürece oyun kaybedeceğiz görürsünüz. Arkadaşlar Mor Oda'ya hoş geldiniz. Ekmeğe saklarım. Ekmek alalım. Abi. Nasıl da ağzımda? Gözümü kapadım çünkü. Ekmeğin benim kokusuna bakın ya. Ekmeğin kokusuna bakın Allah aşkına. Batırın ekmeği. Ağlamak istemiyorum ama okurken rahatsın ya. Yani tenis tutarak bir şey yapmayacağız. Bana şimdiden geldi. Ben de gelmeden söz vermiştim ağlamayacağım. Bana oyun sonu geldi. Çok ben de sözler burada olmuyor ya. Ama olmuyor burası. Bekliyorum. İstiyorum. Allah'ım. Açın. Zaten mi de? Sakin. İsim daha. Ay Almeyda ya. Anıl. Berna. Nerede? Doğukan. Nerede benim? Pascal. Pascal. Pascalito. Serenay. Kim? Annem kim? Ya. Direkt yüreğime koyarım onları. Hepsini hissederim. Allah Allah. Buradan canım her yazı. Açamayacağım ben heyecanla. Ben de ya. Na 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 na
Hocacığım, haftalar sonra sana bir şey ulaştırabileceğimizi bilmenin heyecanı ile hemen annelere koştum. Şu an tüm aile toplandık, büyük bir özlem ve gururla sana bu satırları yazıyoruz. Tüm arkadaşlarına bizden sevgiler. Allah hepinize güç ve kolaylık versin. Dualarımızdasınız. Bizim hikayemiz orada başlamıştı. Şimdi yeni bir... anlam yükleyeceksin oraya. Seni çok seven, özleyen ama sabırla Kıbrıs'ta kavuşmayı bekleyen eşin Gizem. Seni çok seviyorum. Ve seni çok seviyorum. Canım, canımdan öte oğlum. Aşklarımın ilki. Bozuk moral, aç bir mideden daha tehlikelidir. Mide küçülür, ego küçülmez. Hadi bu kadar tıraş yeter. Canım, kalbimin yarısı. Seni çok 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 seviyorum. Benim olduğun için sana teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Sakın hırsın aklının önüne geçmesin. Kendini bedenen ve ruhen sakatlama. Seni bütün yolladım, bütün isterim. Seni seviyorum, seviyorum, seviyorum. Anne Lale. Abi ne haber? Yine adrenalin, yine heyecan. Zorlukları tek sen değil, hep beraber yaşıyoruz. Seni seviyoruz, kardeşim Batıkan. Bana çok güzel öğütler vermişler. Çünkü ben Survivor'a gelirken bütün hayatımı, her şeyi dışarıda kilitleyip bir kutuya koydum. Öyle geldim ve duygusal olarak zarar görmeden finale kadar gitmeyi hedefledim. Ve bunu bilerekten bana destekçi olmuşlar. Oh. Babacığım, umarım iyisindir kızım. Çok iyi gidiyorsun. Böyle devam et prensesim. Sen güçlü bir kızsın. Yaptığın her işte bizi gururlandırıyorsun. Her gün güzel dualarımızı senin için ediyoruz. Gözyaşın sadece mutluluktan aksın. Canım yavrum. Senin karakterin, duruşun benim göğsümü kabartıyor. Birinci olduğumdaki gurur ve mutluluğumu tarif edemem. Herkesin arayıp tebrik etmesi. Mon amour, tu me manques énormément. Tout d'abord, j'ai vu que tu as écrit Denise sur le sable et je me suis mis tout de suite à pleurer. Te voir à la télé et ne pas pouvoir te toucher me rend vraiment dingue. Ton odeur est partout, mon amour. La fourmi qui t'attend impatiemment. Je sais que tu vas réussir, gagne et retourne en vainqueur. Je t'aime de tout mon cœur. Ouais, t'es ma forme. Et je t'aime, chérie. Oh mon Dieu.
Benim çocuklar çok özledim. Ve bu mektup ne diyor? Ne diyor? Aşkım benim ya. Çok özledim seni. Bir tanemiz Berna. Binlerce kilometre uzaktan binlerce öpücükler gönderiyoruz kızımıza. Tekrar Survivor, tekrar açla ve kocaman açlık. Bütün pozitif enerjimi hissetmeni istiyoruz. 7/24 seninleyiz. Senin mutluluğun bizim de mutluluğumuz Berna. Bunu sakın unutma. Tanem, küçük meleğim benim. Seni çok ama çok özledik hepimiz. Senin o masum güzel yüzünü görünce günün en mutlu anı oluyor. İnan ki senin orada yaşadığın her hissi ben de burada hissediyorum. Emanet ol, seni çok 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 seviyoruz. Amen. Canımız bir tanemiz Merve'miz. Canım yavrum, seni ekranda her gördüğümüzde özlemimiz bir kat daha artıyor. Neyse ki sağlıklı ve güçlü gözükmen bir nebze de olsa bizi rahatlatıyor. Canım kızım, adadaki duruşunla 5 yıl önceki Merve'nin hiç değişmediğini görüyoruz. Sen tek bayan şampiyonsun. Seni çok 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 seven aile. Gülsen, Cengiz, Berk ve de tabii ki babaannen Nedime. Canım yavrum. 2012'deki yarışmada ben ameliyat olmuştum. Bu yarışmada ise ayağım alçıdaydı. Ama en azından şükürler olsun ki seni evden Survivor All Star'a yolcu edebildim. Bu kadar diyorum. Bu şekilde olması gerektiğine inanıyorum. Anneciğim, Allah'a emanet ol. Seni çok ama çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum. Anne. Canım ablam, öncelikle seninle her zaman gurur duyuyoruz. Attığın her adımın arkasında, verdiğin her kararın yanındayız. Biz bize yeteriz kara kız. Allah yar ve yardımcın olsun. Yüzünden tebessüm hiç eksik olmasın. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz kardeşim. Thank you.
çubuğunda hepimiz sana dedik ki mesela üstten tutma, alttan tut. Çünkü üstten tuttuğun zaman o anki adrenalinle topların hakimiyetini kaybediyorsun. Alttan tutmadın mı sonra? Alttan tutmadım. Hiç tutmadım. Nereden? Ne zaman? Üç defa oynadın değil mi? Evet. Üçünde de dikkat ettim, üstten tuttum. Şey yapamadım ki. İkisinde bir tanesinde Berna zaten bıraktı oyunu. İlkinde. Tamam, birini onunla bıraktı, aldın. Merve Aydın da mesela alttan tutsan çok senin için daha iyi olacak. Keşke onu ben o sizin öyle söylediğinizi algılayabilsem. Ben o kadar heyecanlıydım ki ya, orada. Heyecanlı, doğrudur, biliyorum. Böyle tutmamam gerekiyordur yani kesin olarak bence de. Yani birbirimize hatalarımızı ayıktırdığımız zaman, söylediğimiz zaman şöyle bir yani deneyelim en azından. Ya kesinlikle mesela, öyle. Ben katılıyorum sana ama keşke şöyle yapsaydık. Orada herkesin bağırması yerine bir, mesela sen gelip bana deseydin ki Sara buradan tutma, bak şöyle tutarsan çok daha iyi. Ya da Tur abi gelsin ya da başkası, hiç önemli değil. Oyunlarda kendini dışarıdan görmüyorsun. Resmen böylesin. Hayır ama yanıma gelip konuşunca kendime geliyorum. Ama biz geliyorum. Sana öncesinde söyledik. Ben bak, sana denedim. Ben duymuyorum. Duymadım. Hepimiz aynı yani. Anda mesela Merve Aydın'la sizin bir şeyiniz oldu ya, kurala ihlali. Düştüm falan. Orada hep bir ağızdan Sara üstten tutma alttan tut dedik. Tamam olabilir, adrenalindir şeydir ama ikincide onu yapmanı bekledim, ne yalan söyleyeyim. Üstten tutma bu bambuyu. Üstten tuttuğun zaman hakim olamıyorsun toplara. Alttan tut. Daha iyi hakim olursun. Sara iki adım önde. Merve de geldi. Merve düşürdü. Merve düşürdü. Sara da düşürdü. Sara da düşürdü. Bir adım kala düşürdü. Yok. Buradan tutacak illa. Sizin orada o an ne oldu? Ben mesela Doğukan'a karşı bir saniye farkla geldim. Sana bir baktım. Ana muhabbet ediyorsun orada, anladın mı Serenay'la? Biliyor musun? Şimdi biz ikimiz yan yana duruyoruz ya, Serenay benden 2-3 adım önde duruyor. Ben de kural hatası olmasın diye diyorum ki Serenay geri gel. Geri gelsin ki hani aynı şeyden başlayalım. Ben zaten sana bir saniye farkla oyunu i̇şte getirdim. Orada... Sen bana böyle vaka dursaydın ben ne yaptım en son biliyor musun? Değdim ya. Sana baktım yok. Çık 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 diye evet, kendimi yırttım ya. Biz de bağırdık canım orada. Biz de aynen bağırdık. Bir anda bağırışmaları duyunca fark ettim. Çünkü Serenay durmuyor. Diyorum ki kural hatası olacak. Hani ben öne gidersem bu sefer ben de yanlış yapmış olacağım. Yani konsantre olamadım orada evet. Aynen. Ama yani Serenay yani oyuna konsantreydim. Sadece kural hatası olmasın aynen diye ama. Yani eşit gelseydin. Yok estağfurullah. Eşit gelseydiniz. Ben denge çubuğunu da alacaktım. Aynen. Olsun. Ya ben de arayı yani kapatabilirim. Önemli olan ama bence ben sadece bu konuşmayı şey için yapıyorum. Birçok daha oyun oynayacağız. Survivor uzun süreçli maraton. Hatalardan ders çıkarırsak eğer kimse bizden sayı alamaz. Herkes çok istedi zaten. Hani sen de zaten çok kazanmak istedim. Hani bir konsantrasyon eksikliği oldu orada ama çok konsantrasyon yani eksikliği olmadı. Anlattı duymadın mı Özlem? Ama o an Serenay'a konsantre olacağına eminim. Oraya dokundu mu ona konsantre olabilir. Ama aynı yani zamanda oyunu da kural ihlali yapmadan bitirmemiz gerekiyor ya. Ben onu kural ihlali gibi düşündüm kendimce. Yani tabii ki oyuna konsantreydim. Böyle bir oyuna nasıl konsantre olmam? Ne kadar üzüldüğümü, acı çektiğimi görmüşsünüzdür herhalde. Ya herkes çok istedi. Hani İnşallah bir dahaki yetişimizin olur. Çok üzülme. 40-50 gün oldu ama hiçbir şekilde ailelerimizden haber alamıyoruz, iletişim kurmuyoruz. Ve bir anda yakalayabileceğimiz bir şeyi, elimizdeki bir şeyi kaybetmiş gibi hissettim kendimi. Beni üzen şey, sonuçta burada bir savaşın içerisindeyiz. Bir sürü şey düşünüyoruz ve ne olursa olsun savaş yani. Bu savaşın içinde sevgi çok zor bulunuyor. Ve ben o ailemden gelecek sevgiye ihtiyacım vardı güç olarak. Benim ama de çok ihtiyacım vardı vallahi ben. Bu hafta sahip olamadık. Gerekirse yani ben kendi adıma konuşayım. Gerekirse evet şu an hani çok dağılmışım gibi gözüktüm ama gerekirse en sonuna kadar gitsem bile bir kelime de duymasam onlar için güçlü olacağım yani. Kendime bu sözü verdim. Olsun burada savaşmaya geldik ve bir savaşın içindeyken
Ne yazık ki sevgi çok az oluyor. Ailelerimizden gelecek bir cümle, onların bana olan sevgisini zaten ben farkındayım ama ne olursa olsun buradayken, bu sevgisizlik içerisindeyken yani bir şeye güvenmeye, bir şeye bağlanmaya ihtiyaç duyuyor insan. Ne yazık ki kazanamadık. Konuşamıyorum ya. O aile mektubu, aynen, seni böyle yeniden doğuyorsun. Yani yine annenin babanın sesini duyuyormuş gibi. Onun sana anlattıklarını dinliyormuşsun gibi. Hani annem ya o benim. Daha bunun ödesi yok, aynen, yani. Menemen zerre kadar umurumda değil. Gırtlağımdan bir lokma ekmek geçmesin ama o annemin, babamın ve kardeşimin cümlelerini okumak beni bu odada güçlendirecekti. Hani bir kat daha güçlü olacaktım. Merak ettiğim çok şey var onlarla ilgili. Köpeğimi mesela çok merak ediyorum. Çünkü kimde kalıyor? Hani ben yokken ona kim bakıyor? Bunu çok merak ediyorum. Annemle iletişimimiz bizim hep mektuplarla oldu. Yani böyle buraya gelirken bile bana mektup yazıp yollamıştı. Ama o mektubu adaya getiremedim ben. Ya onlar benim ailem yani. Hani annem, babam, kardeşim. Yani çok özlüyorum onları. Buraya geldiğimde biliyordum tabii ki onlardan ayrı kalacağımı. Güçsüz olduğum için ağlamıyorum. Gerekirse sonuna kadar bir kelime bile duymam ama yine de güçlü olurum. Sonuna kadar gitmek istiyorum. Çünkü ben en çok buraya hem kendim için hem de onlar için geldim. Almeda ve Merve, ikiniz birden aday oldunuz ve Serena'nın da söyleme hakkı var. Eğer başka biri birinci olsa bir aday daha çıkabilir. Ya inanılmaz bir şey ya. Siz de dokunulmazlar şöyle oturun. Dokunulmazlar dışarıya. Allah hakkını helal edin. Bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar kimi kırdıysam gerçekten özür dilerim. Aynen öyle. Yani bunun farkına vardım ve boşuna hepimiz birbirimizi üzmüşüz. Yani çok kötü oldu. Senin süper deden yazmış ya. Mı? Süper süper. Hepsini nasıl deden iyi. Nasıl Merve'ydi? Sadece onunla alakalı bir şey yazmamışlar. Hepimiz iyi izlemişler. Çok güzel. O zaman iyi. Zaten iyilerdir diye düşünüyorum. Tabii ki de. Aynen. Bu akşam birimiz gidiyor ama bu bizim keşke düğünümüz bizim gibi sarıla sarıla yollayalım, tamam aynen. Mı? Kim giderse. En azından birisi gidiyor ama bugün mutlu bir şekilde gidecek. Evet. Aynen. Hem evet. Karnı doydu, hem o mektubu aynen. Okudu. Aynen. Bir de şey yazdı annem, biz yarışırken onlar şeylerin üstünde neydi? Koltukların üstünde hop kalkıyorlarmış, hop iniyorlarmış bizle. Sadece bize bir hop aynısını yazmışlar. Koltuk tepelerindeyiz. Bir aşağıda bir yukarıda heyecandan ölüyoruz. Bana Gizem şey yazmış. Küçük kardeşim var ya, onik onlar atlayıp duruyorlarmış bizim. Bana da Gizem şey yazmış. Yani. Sen yarışırken annen gelip ekranı öptüğü için biz çok seyredemiyoruz. Ya. Ben de annem öyle. Televizyon inşallah istiyor. Ya. Ciddi mi? Evet. Diyormuş ki televizyon evet. İçeriden girmek evet. istiyormuş buraya yanına. O zaman bu güzel duygularla şimdi hadi konseye. Hadi konseye. Haydi bakalım. Ünlüler yapalım. Gel gel gel. Gel. Ya gerek yok ya. Gel gel gel. Küçük ünlüler. Hep oyun alanında yapıyoruz. Biz kalkmayalım Armeda ile siz yapın. Hayır gelin. Siz gidebilirsiniz. Yapma. Hadi yapalım. 1, 2, 3. Ünlüler. We'll be right back.
Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine kritik bir konsey. Çünkü biraz sonra bir veda yaşayacağız. Ünlüler takımından bir arkadaşımız Survivor All Star'a veda edecek. Onun öncesinde çok kısa sohbet edeceğiz. Sonra da vedayı hep beraber merak ediyoruz tabii kimin gideceğini öğreneceğiz. Gerilimli bir haftaydı öncelikle. Hani oyunlarda tabii ki tansiyon çok yükseliyor. Rekabet zaten çok yüksek. Ama açıkçası benim tasvip etmediğim bir hafta oldu. Yani bugün en sorunsuz oyun oynayacağız diye bakarken onda da bir şekilde bir gerilim yaşadık. Yani öncelikle şunu bir kez daha söylüyorum. Oyunun heyecanında, o gerilimde bazı gerginlik yaşanması makul karşılanabilir. Ancak gerginliğin makul karşılanması demek saygısızlık yapabilirsiniz anlamına gelmiyor. Tabii birisi birisine böyle kötü bir laf etti diye serverden kimseyi elemeyiz, evet. Ama bu çok ısrar gösterirse de orada artık bir yerde dur deriz. Bunu da özellikle bir kez daha söylüyorum. Ve önümüzdeki hafta inşallah daha sakin bir hafta yaşarız oyunlardaki gerilim olarak. Tur abi senle başlayalım. Hakan olayım vardı daha önce. Ondan sonra da Doğukan oldu. Bunun tekrarını istemiyoruz kesinlikle. Bunu sana biz prodüksiyon olarak bir kez daha söylemiş olalım. Berna, senin de anlık bir sinir krizi geçirdiğini düşünüyoruz. Çok bana göre limiti aşan kelimeler kullandın. Bunun da son olmasını istiyoruz. Bozok, sen de hırslısın, kazanmak istiyorsun, evet. Ama sıfat takma diye bir sistemimiz yok. Hiçbir yarışmacıya sıfat takmıyoruz. Onun dışında önündeki notlar var. Bize sağ olsunlar, hem bana Instagram'dan ulaşanlar hem bize mail atanların bazı soruları oluyor. Onları cevaplamak istiyorum. Eşleşmeler sevgili seyirciler, Survivor All Star'da eşleşmeler oyunun başında yarışmacılara açıklanıyor. Yarışmacıların bütün eşleşmelerden haberi oluyor. İkincisi, Serenay'ın isim söyleme hakkı bugün var. Dokunulmaz. Ama kendisi birinci olup başkasının isim söylemesini engelleme hakkını elinden almama adına Serenay'a biz yine de o istedik. Yani Serenay bu akşam birinci olursa başka birisi onun sevdiği birini söyleyemeyecek. O yüzden o da Serenay'ın avantajına olacak. Onun dışında tabii ki gergin dakikalar başlıyor hepimiz için. Çünkü yavaş yavaş birinciye doğru gidiyorum. İki adayla çok kısa konuşacağım. Sonra da birinciyi açıklayacağım. Birinci aday Almeda. Almeda, duygularını öğreneceğim. Sonra da Merve'ye söz vereceğim. Yani sabahtan beri çok stresliyim. Böyle bir kendimde değilim. Kafam buradaydı, bu konseydeydi. Bu anı düşünüyorum hep. O yüzden hayırlısı neyse o olsun hepimiz için. Merve, seni dinleyelim. Of, çok heyecanlıyım. Kalbim şu an böyle küt küt atıyor. Yani çok güzel bir Survivor içindeyim. Herkes en iyi. Burada olmak gerçekten gurur verici. Ve tabii ki gitmek istemem. Ama Almeda'nın dediği gibi gidersem de hayırlısı buymuş derim. Alnımak başım dik, yoluma devam ederim. Evet, şimdi birinciyi yavaş yavaş öğrenme zamanımız. Serenay hem söyleme hakkına sahip hem dokunulmaz. Merve Aydın dokunulmaz. Almeda ve Merve aday. Yani hakikaten ben ilk defa böyle bir konsey yaşıyorum. Yani o kadar yıldır ilk defa böyle bir konsey yaşıyorum. Şu an herkesin bir durumu var. Hemen birinci ismi açıklayacağım. Ve bu isim bize isim söyleyecek. Beyoğlu birinci noterinin onayıyla oylar bize ulaşıyor. Ve noterimizin tasdik ettiği oylama sonucunda ünlüler takımından en çok oyu alarak bu haftanın birincisi olan ismi açıklayacağım.
Ünlüler takımının birincisi. Anıl. Evet, Anıl. Çok kısa duygularını öğreneceğim. Sonra artık isim söylemeye doğru yavaş yavaş gideceğiz. Abi bugün benim için özel bir gün. Çünkü Survivor başladı ve başlayalı 1,5 aydır ailemden hiçbir şekilde haber alamamıştım. Alamıyorduk. Ama bugün arkadaşlarım o ödülü kazandılar. Ve ailemizden bir haber alabildik. Onların yolladığı mektupları okuduk. Ben geçen Survivor'da buraya gelmeden annemi görememiştim. Bir ameliyat geçirmişti ve onun üzüntüsü vardı. Şimdi buraya gelirken de bu sene de ayağını kırmıştı. Aynı şekilde benim gibi. Ayağı kırıktı ve onu düşünüyordum hep. Sağlığı inşallah yerindedir diye hep ümit ediyordum. Ve bugün o mektupta sağlıklarının iyi olduğunu öğrendim ve bir kez daha mutlu oldum. Ben de iyileştim. Hem ruhen hem fiziken. O mektup bana çok iyi geldi ve bu konseyi bekliyordum. Konseyde de birinci oldum. Allah o bana mesaj atan bütün seyircilerimizden razı olsun. Hani çok teşekkür ederim. Bu sevgiye, bu saygıya layık görmüşler beni. Çok mutluyum. Buraya pes etmek için gelmedim. Sonuna kadar gideceğim. İnşallah hedefim final. O yüzden her şey daha iyi olacak. Ve biraz sonra önce Serenay, sonra Anıl bize birer isim söyleyecek. Almeda ve Merve aday. Sizin söyleyeceğiniz isim ya da isimlerden sonra en az oyu kim aldıysa o Survivor All Star'a bu hafta veda edecek. Önce Serenay'a soracağım. Bize önce sebebini, sonra da kimi aday gösterdiğini söyleyebilirsin. Gerçekten çok kritik bir konsey ve çok zor bir karar beni bekliyor şu anda. Şöyle bir bakıyorum. Zaten iki aday var. Merve Aydın Dokunulmaz, Anıl. Burada daha fazla paylaşım yaptığım arkadaşlarım var. Doğukan, Merve Oflaz'da aday ve Hakan. Biz otururken şöyle bir söz söylemiştik. Bu dörtlü birleşme partisini görsün ve birlikte yemek yesin demiştik. Bizde de söz ağızdan bir kere çıkar, o sözden dönmek bana yakışmaz. Ben böyle gördüm çünkü. Bu durumda fazla seçeneğim de kalmıyor. Sizin de gördüğünüz gibi zaten söyleyecek isim yok. Takımımızda Anıl sakat, oyunlarda bize destek olamıyor, yani katkı sağlayamıyor ve bir erkeğe ihtiyacımız var. Bu durumda Pascal'ı da söyleyemiyorum. Kendisiyle hiçbir problemim yok yani, bir anda geldi ve bir anda böyle mecburiyetten şu anda bir isim söylemek zorunda kalıyorum. Ve söyleyebileceğim tek isim Berna kalıyor. Bu yüzden ben Berna diyorum. Evet. Serenay Berna dedi ve şimdi sözü Berna'ya veriyorum. Vallahi hiç beklemiyordum açıkçası. Geçen sene hiç aday olmamıştım hiçbir zaman. Bu senede. O yüzden ilk kez böyle bir şey hissediyorum.
Ama zaten çok heyecanlıydım. Hala aynı heyecanı taşıyorum. Ama içimde çok büyük bir korku yok nedense. Bilmiyorum şu an. Aslında normalde hislerim çok kuvvetli birden bir yöne gidebiliyor. Şu an aynı hissediyorum. Yani değişik bir hismiş yani gerçekten. Böyle bir durum var. Yani tabii ki de üzgünüm çünkü Serenay sevdiğim bir arkadaşım ve benim ismimi söyledi. Kendisi de geçen sene onun arkadaşının ismini söylerken bir sene boyunca psikoloji bozuk yürümüştü her yerde, gezmişti. O yüzden aynısını o nasıl yapabiliyor şaşırdım şu an açıkçası. Ondan sonra adada... Ya saygı duyuyorum zaten Serenay. İstediğin yani yapabilirsin. Burası senin hakkın zaten de. Kimse. Ama dediğim gibi bir söz var. Biz birbirimizi sadece aday ya da yazıyoruz. Biz birbirimizi eylemiyoruz. Türk halkı seçiyor kim burada kalsın, kim gitsin. O yüzden hiçbir şey diyeceğim çok bir şey yok şu an. Hayırlısı neyse olsun herkes için. Çok garip. Evet, yani hakikaten zor bir gece geçireceğimizi tahmin ediyordum ben. Şimdi üçüncü aday çıktı. Belki bir aday daha çıkacak. Çünkü Anıl'ın da bir isim söyleme hakkı var. Şimdi Anıl'a sözü vereceğim. Bize önce sebebini, sonra da kimi söylediğini açıklayacak. Abi çok değişik bir konsey olacaktı. Ama bu kadar değişik olacağını hiç hayal etmemiştim. Biraz sıkıntılı, benim için de sıkıntılı. Çünkü bakıyorum iki tane arkadaşım SMS'e çıkmış. Bir arkadaşım dokunulmaz. Bir arkadaşım da dokunulmaz. Geriye kaldı zaten. Dört kişi. Dört kişiden de bakıyorum hepsi başarılı, evet. Herkes başarılı burada. Ama benim sakatlığımdan dolayı bu takımda erkek sayısının çok olması hem benim için hem takım için daha iyi diye düşünüyorum. Ama nasıl bir şey yapacağım şu an acayip zordayım. Hani bence beni söyle hiç dördüncü aday çıkarma. Yani gider mi gitmez mi bilemiyorum ama şu an içimden geçen isim Berna. Evet. Anıl da Berna dedi. Ben yine sözü sana veriyorum. Böyle bir durum var gerçekten. Anıl'la ben çok zaman harcıyoruz adada. O yüzden bence çok akılcı hareket etti şu an. Çünkü zaten 3 tane erkek kaldı şu an oynayabilecek. Doğukan, Hakan ya da Pascal'ı söylese ben de kızardım açıkçası. Çünkü 3 aday fazlasıyla yeter. Üçümüzden bir kız gitsin ki zaten bir kız fazlayız. Ben Anıl'a hiç alınmadım şu an. Yani en mantıklısını yaptı bence. Sadece Serenay'a üzüldüm. Bu da tabii sebeplerim var. Yani daha düne kadar adada birkaç insan bana gelip biz Pascal'ı söyleyeceğiz diyen insanlar şu an beni söyledi. Problem değil, kızgın değilim. Gerçekten hepimize bol şans. Bana, Almeda'ya ve Merve Oflaz'a. Hepimiz burada kalmak istiyoruz. Hayırlısı neyse olsun. Evet. Gerçekten şu anda hepinizin finale ne kadar gitmek istediğini, Kıbrıs'a ne kadar gitmek istediğini çok iyi biliyorum. Zaten demin bahsettiğimiz oyunlardaki gerilim, oyunlardaki aşırı gerginlikler bu arzunun sonucunda. Onu da farkındayım.
Şimdi de bir arkadaşımız hayallerine veda edecek. Survivor All Star'da finale gitme hayaline veda edecek. Ben de noter onaylı oy sıralamasından kimin ismi aşağıdaysa, kimin oyu en azsa onun ismini söyleyeceğim ve o Survivor'a veda edecek. Evet arkadaşlar, seyircilerimizin kullandıkları oylar sonucunda rakiplerinden daha az oy alarak Survivor All Star'a veda eden ismi açıklayacağım. Ünlüler takımından bu hafta veda eden isim. Almeda. Almeda, sen dinliyorsun. Yani Merve, çok üzgünüm. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Yani diyecek bir şeyim yok. Tabii ki hepimizin bir hedefi vardı buraya. Buraya gelmeden önce demek ki herkesi böyleymiş yani diyecek bir şeyim yok yani bana SMS atmayan bütün insanlara çok teşekkür ediyorum yani sadece
Hepinizden yani böyle en ufak bir şeyim olduysa, birinin kalbini kırdıysam çok çok özür dilerim. Hakkını helal etsinler. Hepinize başarılar diliyorum. Merve'yi Randall'ı finalde görmek istiyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımla veda edeceğiz. Son kez bakıyorum sana. Konuşuyoruz, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Konuşacağız. Konuşacağız. Tamam, hadi gel. Lütfen, lütfen. Lütfen yapma. Kırma beni. Rica ediyorum. Rica ediyorum, kırma beni. Kırma beni. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol, lütfen. Lütfen sakin ol. Tamam, sakin ol. Sakin ol. www.turentuntra.com grubu da sundu.